Sayın Özülker, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan köşeye sıkıştırılmıştır ve ben bu ülkede hükümet olmak istemem açıklamasında bulundu ve bir şekilde köşeye sıkıştırılacak ve erken seçime gideceğiz öyle öngörüyorum dedi. Ve aynı zamanda Sayın Bahçeli'nin sözleriyle de Sayın Karakuş size dönmek istiyorum. Erken seçim dayatması Türkiye'nin kaso sürüklenme amacının gizemli ve şifreli kılıfıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istiklalimizin, güvenliğimizin, milli birlik ve dayanışma kararlılığımızın güvencesidir ve kaynağıdır açıklamasında bulundu. Hem Sayın Özülker'in e, düşüncelerine katılıyor musunuz? Türkiye öyle de ya da böyle bir erken seçime gidecek mi? Cumhurbaşkanı veya hükümet e, köşeye mi sıkıştırılmıştır? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tamamen katılıyorum Sayın e, Büyükelçim'in efendim fikirlerine. Aynı zamanda Sayın Pekin'in fikirlerine tamamen katılıyorum. Şimdi e, gerçekten Türkiye'nin sıkıştırılması birbirini devamlı surette itekleyen Efendim bir konum nedeniyle Öncelikle Tabii ki Biden'la ilgili malumunuz Biden daha Efendim seçilmeden e toplantıda söyledikleri malum Efendim biz e muhalefetteki e yani partiler olsun sendikalar olsun Neyse bizimle ilişki kurabilecek olan sivil toplum kuruluşlarıyla Efendim ilgi kurup ee, onlarla beraber efendim işte darbeyle olmasa bile biliyorsunuz e, yani bir yerde a, yani darbe bile olur demek istiyor. Efendim e, Sayın Cumhurbaşkanını benim bir yerde e, uzaklaştırmak, görevden uzaklaştırmak. Şimdi bunu zaten e, duymuş, bilmiş olan içeride bir kıpırdama var. Bu kıpırdama Avrupa Birliği'ni de kıpırdatıyor. Avrupa Birliği'ni kıpırdatırken zaten Avrupa Birliği de e, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket edeceğini kendileri bir defa Avrupa Birliği söyledi. Bunda bir sorun yok. Yani biliyoruz ki onlar da efendim e, kim seçilecek diye bekliyorlardı. Biden seçildiğinde tabii ki e, Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda Avrupa Birliği'ne Biden olarak söylüyorum. Yani Biden'ın ekibi olarak söylüyorum. Avrupa Birliği'ne de dediler ki biz Trump gibi davranmayacağız. Biz Avrupa Birliği ile daha iyi ilişkiler kuracağız ee, Diğer Efenim e, devletlerle ilgili konumu ona göre belirleyeceğiz Yani e, her iki Efenim e, konumdaki devletlerin e, bir yerde birlikte hareket etmesi e, bizi özellikle e, Demirtaş açısından sıkıştırmaya götürmeye çalışıyorlar Yani e, Demirtaş açısından e, götürmeye sıkıştırmaya götürmenin ana nedenlerinden bir tanesi, ee, acaba efendim işte e, Sayın Cumhurbaşkanı'nı sıkıştırmak bu da bu düpedüz açık yani efendim e, herhangi bir şekilde e, malumunuz e, bu HDP'nin kapatılması konusu var Türkiye'de e, eğer kapatılırsa e, efendim yeni bir partinin doğması var bu partiyle efendim e, yani yakın ilişkiler kurulur mu kurulmaz mı var? Ee, bu arada artık yani katiyetle böyle bir e, olayı da yaratmamaya çalışıyor Batı, Avrupa Birliği. Bizi o şekilde sıkıştırıyorlar. Tabii ki burada iktisadi konum e, yani e, ekonomik konum da çok önemli. Özellikle tabii bu e, salgın olayı e, çok sıkıştırdı Türkiye'yi. E, Sayın Büyükelçimiz bunu çok güzel söylediler. Efendim İsrail'in bir yakınlaşma amacı var. Daha evvel de e, İsrail bunu devamlı söylüyordu. Efendim gazın Türkiye üzerinden gitmesi, e, İsrail'in bulduğu gazın Türkiye üzerinden gitmesi 4 milyar dolara mal oluyordu. Öbür taraftan gitmesi 16 veya 20 milyar dolara mal oluyordu. İsrail de özellikle bunu istiyordu. Evet. E, fakat e, çeşitli şekillerde eee İsrail ile Türkiye'nin arasını da bozanlar vardı. Yani bunu da böyle görmek gerekiyor. Şu anda Bakın e, İsrail adım atmaya yaklaştı. Ben o zaman e, şunu hep söyledim. E, bir iki senedir, üç senedir de söylüyorum. Efendim elimizde bizim e, en iyi kurtuluş tarzımız hem iktisadi yönden her yönden Ceyhan'ın suyu var diyorum. Ceyhan'ın suyu bu küresel ısınmanın da etkisi esnasında fevkalade önemli. E, Ceyhan'ın suyundan 1 milyar metreküp bir su Efenim herhangi bir şekilde Kıbrıs'a ulaştırıldığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belirli bir yeri sular, arkasından e, Rum kesimine de bir miktar verilir, oradan da İsrail'e geçer. Eğer bu su e, efenim kullanıldığı takdirde Türkiye büyük bir güç elde edecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk tamamen e, iktisaden öyle bir kalkınacak ki per gelir de gelir de dünya birincisi olacak. İsrail de suya kavuşmuş olacak. Bakın o zaman nasıl bağlayacağız? Bu konu daha evvel konuşuldu. Yani e, malumunuz 85-86 yıllarında bu Ceyhan'ın suyunun Suudi Arabistan'a götürülmesi hem İsrail'e hem de Suudi Arabistan'a ve e, Bahreyn'e, Katar'a, oralara da götürülmesi planlanmıştı. Fakat Suudi Arabistan'a mani oldu. Amerika Birleşik Devletleri niçin mani oldu? Dedi ki siz o zaman benim denetimimden çıkarsınız, Efendim, tamamen, e benim tamamen Türkiye'nin denetimine gide, girersiniz diye Amerika Birleşik Devletleri mani oldu. Şimdi elimizde bakın bu kozu kullanalım. E, Sayın Karakoş, İsrail Türkiye dese bile. Sayın Karakuş, evet. İsrail Ticaret evet, Bakanından buyurun. da Türkiye'ye şöyle bir açıklama geldi. Türkiye eğer Doğu Akdeniz'de isterse e, gaz formuna katılabilir. Memnuniyet duyarız açıklamasında bulundu. Bunu da aslında zeytin dalı olarak okuyabilir miyiz ya da e, İsrail ile ilişkiler bundan sonra daha iyi noktaya varacak en azından böyle algılayabilir miyiz Şimdi şimdi tabii ben e, daha çok tabii ki o biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin Fıratla ilgili Fıratla ilgili daha önce kararı vardı. Yani Fırat'ın suyundan İsrail'in yararlandırılması diye Avrupa Birliği'ne bizim girişle ilgili malumunuz 2006'larda, 7'lerde bir teşebbüsümüzün yükseldiği dönemde bizim önümüze Avrupa Birliği onu koydu. Yani Fırat'ın suyunu koymuştu. Şu anda Fırat'ın suyu zaten bizim elimizde değil. Yani Türkiye'den çıkıncaya kadar bizim elimizde de çıktıktan sonra oradaki Tapka Barajı şu anda PKK-PYD'nin elinde. Yani artık Suriye'nin suyu yok. Suriye'nin Fırat'ı diye bir şeyi yok. Niçin? Efendim barajın olduğu yer ve Hiç. onun güneyi tamamen PKK, PYD'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Artık e Suriye'nin buradan yararlanması, Fırat'ın suyundan yararlanması bile söz konusu neredeyse değil. Onun için Irak zaten e bu konuda sıkıntılarını belirtiyor. E tabii ki bu olay aynı zamanda Irak'la da ilgili. Bu küresel ısınma esnasında <laughs> Irak Başbakanı niçin geldi? Aynı zamanda dedi ki hem terörle ilgili konularla görüştük, aynı zamanda su konusunu görüştük dedi Irak Başbakanı. Yani burada esas dönmeye başlayan husus biraz evvel sizin de çok güzel söylediğiniz gibi yani bu GAP projesiyle falan da ilgili olarak e, İsrail'in zaten ilgisi var. Ama şu anda bu Fırat'la ilgili söylediğim gibi evet. tamamen PKK PYD'nin elinde bizim kullanmaya en müsait. Ondan sonra ırmağımız bu Ceyhan suyu. Bunun bir defa e benim bu Ceyhan suyunu, suyunu kullanacağız evet. diye bir girişimde bulunsa Türkiye. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dese ki efendim bu Ceyhan'ın suyuyla ilgili İsrail dahil efendim Rum kesimi dahil bir anlaşma yapacağız dese bu gaz konusunu da halletsek birçok sorunu rahatlıkla Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı da çö çözeriz diye düşünüyorum. Evet. E, ben şöyle derseniz, bu, bu konuyla ilgili için Çok kısaca bu konuyu da evet da diğer konuları da evet. E, Ceyhan projesi e, zamanında e, şöyle diyelim e, Antalya'dan şu anda da suyu Kıbrıs'a verdik. <laughs> Bununla ilgili olarak biz İsrail'le e, bir boru hattıyla bu suyun e, özel zamanında gönderilmesini tartıştık. Fakat e, bir türlü bize yeteri kadar e, güven duymadı İsrail. Diğer tarafta fiyat konusunda da çok ciddi sıkıntıları vardı. Daha aşağı çekmek istedi. Bugün İsrail'in aslında su sorunu yok. Neden? Çünkü orada... E, su Tuzdan arındırılmış deniz suyu mükemmel şekilde kullanılabiliyor. Damla sistemiyle tarımsal şeyi, çok basit çektiğiyle bugün mesela Avrupa Birliği'ne 500 bin ton narenciye ihraç ediyor. Türkiye'nin iki katı neredeyse. Satılan. Evet. Yani İsrail bu marada kullanılmış suları da. Bir de bir de evet. şunu da bir... kullanılmış suları da yeni baştan kullanıyorlar. Kullanıyorlar hepimiz Evet hemen. bugün Kimiz Türkiye'de değil. De aslında bunu Lut konuşuyoruz. Gölü evet şimdi yeni bir, bir şey daha çok ilave edeyim. Çok. çok önemli bir bilgi vereceğim burada aslında. Efendim şimdi biz bir dönemler İsrail'le falan da konuşuyoruz devamlı. O zaman aramız iyiydi. Amerikalılar da orada su meselesi görüşülüyordu. Su dediğiniz şeyde orada bir Litvaniye ımarı var. Golan Tepelerinin önemi bir yandan da budur. 300 milyon metreküp yıl kapasiteli. Yani öyle çok büyük bir şey değil. Ama İsrail için hayati önemli. Dolayısıyla biz bunun üzerinde pazarlıkları yaparken bu taraflar Amerikalı'nın Amerikalıların araya girerek istihbarat bize gelen araya girerek yahu yukarıda koskoca Fırat Dicle akıyor bir e, 40, 52 milyar öbürü 47 milyar metreküp kapasiteli 300 milyon için ey Suriye bu kavgayı çıkarıp da bu İsrail'le bir şey yapmaya ihtiyaç yok ben senin elinden tutayım gidelim yukarıyla uğraşalım demiştir bunu dediği zaman da bugün hani 500 metreküp evet. e, su veriyoruz vesaire falan o pazarlıkların ilk başlangıç noktası yine Amerika'nın İsrail'i kollayarak bizim üzerimizden sorunu çözmeye kalkmasıyla ilgilidir. Evet. Son Şimdi, sözüm de şu. Buradan evet. 2030 yılları civarında 3 Nil, Fırat ve Dicle nehirleri ara kaynaklarıdır Orta Doğu'nun. Bugünkü nüfus artışıyla da birlikte bakıldığında bile iklim sorunları ancak 3'te ikisine yetebilecek kadar su var. Dolayısıyla 2030'dan sonra Orta Doğu'da çıkacak savaş ne mezhepseldir ne etniktir su savaşıdır ve bunun da tek hedefi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çünkü Fırat ve Dicle ile birlikte haksızlar yani tartışırım bu konuları. bu, bu, bu ama... konuşma aslında çok e, hep konuşulan tartışılan su savaşları konusu. Evet. Acaba önümüzdeki süreçte bunları da ilerleyen programlarda da konuşacağız ama şu başlık üzerinden devam etmek istiyorum. Sayın, sayın Göksu bir cümle ilave çok edeyim Çok kısa efendim. ama lütfen diğer sayın konuklarıma Göksu da bu çok kısa. Tabii tabii. Tamam efendim. İsrail'i konuşacağız. E, tabii ki çok kısa. Evet. E, sayın, sayın Büyükelçim e, tabii ki haklıdır. Ama İsrail Sina Yarımadası'na da su istiyor. Onu da tamam. bilmeniz gerekiyor. Şimdi İsrail'i yani, başka bir başlık altında Sina konuşacağız. Yarımadası. Evet konuşacağız İsrail ile ilgili başlıkları ve e, aynı zamanda diğer Ama farklı noktaları. Bu cümlemde o, 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 o yüzden tamam. Ceyhan'ın suyuna ihtiyaç var. Onu Çok söylemek Çok teşekkürler. Ee, sayın Çiftçi şimdi tabii e, Sayın e, Özülker şu ifadeyi kullandı. E, ben bu hükümet Türkiye'de olmak istemezdim. Çünkü köşeye sıkıştırıldı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Çiftçi sıkıştırmaya... Daktiriyle

Yastığımı bir kaf başımı koydum, bir çok derdi var. diye düşündüm. Yani <laughs> o kadar büyük dertler. Dertleri var, ki var diyor. Başında. Ee, şimdi Sayın Özülker bunların altını çizerken tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın seçilmesi ve önümüzdeki süreçte Türkiye ile neler planlanıyor olabilir Amerika Birleşik Devletleri açısından ya da bu siyasetin tansiyonunun bu kadar yükselmesinin sebebinde Biden ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi rolü var mıdır? Şimdi lider karakteri farklıdır. Normal vatandaş kaldıramayacağı yükleri kaldırır. Bu tüm siyasal liderlerde böyledir. Hiç kimse Trump'ın yerinde de olmak istemez. Normal bir insan Biden'ın yerinde de olmak istemez. Biden'ın problemi bizim Cumhurbaşkanımızın probleminden belki de bin kat daha ağır şu an. Üzerine düştüğü problem. Şimdi Joe Biden gelir gelmez hadi yallah bakalım diye Ankara'yı karıştıralım böyle bir şey yok. Vakti de yok buna. Kendi dertleri çok büyük. Yani Amerika Şimdi baktığımızda Türkiye'nin böyle bir kuşatılmış algısı oluşuyor ama İngiltere ile serbest ticaret anlaşması yaptı. Rusya ile zaten işbirliğindeyiz. Çin'le büyük bir, bir kuşak bir yolda işbirliğindeyiz. Almanya Dışişleri Bakanı geldi. İngiltere ile yaptınız bize de, de görüşelim. Macron mektup yazdı. Yunanistan'la yeniden sonuç alınır alınmaz ama görüşmeler başladı. Yarın yani olaylara sorduğumuz sorulara göre cevap alırız. Değerli paşalarım Sayın Uluç Bey olayların çok farklı yönlerine çok güzel izah ettiler. Ben tekrar düşmek istemiyorum. Biraz şöyle farklı pencereden bakıp e, seyircilerimiz değerlendirirken farklı değerlendirsinler. Şimdi Ankara'daki şey belli ki bir seçim sürecine girilmiş. Belki erken seçim, belki genel seçim. Çünkü, Sayın Özülker evet, e, girecek Türkiye e, erken seçimi öyle ya da böyle göreceksiniz ifadesini de kullandı yani, aslında. Görüyor musunuz öyle bir şey? Şöyle şimdi şu son hareketlere bakarsak Cumhurbaşkanı her ne kadar seçim yok dese de ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Sadece bir vatandaş olarak buna bakıyorum. Şimdi Sarıgül'ün parti kurması son dönemde Muharrem İnce'nin ayrılması yeni müttefikler oluşabilir. Yeni bir milliyetçi cephe ortaya çıkabilir farklı bir tablo çıkabilir. Çünkü e, Sayın e, Paşalarım çok güzel izah etti. Özellikle İsmail Hakkı Pekin Paşa'm. Ankara'da reformlar gündemde. MHP bu noktada uzlaşamayabilir hukuk noktasında. E, hukuk reformu noktasında. Bir de şimdi Türkiye iki, iki, 15 Temmuz atmosferi yavaş yavaş dağılıyor. O dönemde daha keskin ifadeler vardı. Suriye'ye 15 Temmuz sonrası yapılan operasyonlar vardı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın dili çok keskindi 15 Temmuz sonrası. Çünkü 15 Temmuz'un arka planında Batı kaynaklı güçler olduğu düşünülüyordu. Öyleydi de e Suriye'de zaten PKK'ya eğitim veren, silah veren, akıl veren bir mekanizma vardı. Onun dili bitiyor artık. Yeni bir döneme giriyor. Bu sadece Türkiye için değil, dünya için de böyle. Pandemiyle beraber birçok ülke, yeni işbirliği, yeni arayışlar peşinde. Şimdi Amerika'da başkanlık değişti. Joe Biden küreselcidir. Trump küreselci değil. İkisinin büyük yeniden Amerika demesi birbirinden farklıdır. Joe Biden uluslararası kurumlara entegre olmuş, kurumları yöneten, Birleşmiş Milletleri ve alt kurumlarını çalıştıran bir Amerika'dan bahsediyor. Sisteme yönetmek isteyen. Trump sistemden bana ne? Amerika'ya dışarıya yatırım yapılmayacak. Yatırımlar içeriye, istihdam içeriye. Biz dünyanın jandarması değiliz. Kendi altyapımızı yapacağız. Kendi vatandaşlarımızın ekonomisini düzelteceğiz diyordu. İki farklı Amerika var. Şimdi ve Trump ilk geldiğinde biz ideoloji ithal etmeyeceğiz artık demişti. Yani demokratlar ideoloji ithal ediyor. İdeoloji ithalatında da kullanılan yöntemler farklı yöntemler yani e, istihbarat yöntemleri, sivil toplum kuruluşları, kadına yardım, çocuğa yardım diyerekten, insani değerlerin e, kışkırtaraktan böyle daha hassas hale getirerekten istihbaratı onun üzerinden getirip, onun üzerinden finanse edip sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde e, e, muhalefeti veyahut da e, huzursuz vatandaşları, öfkeli vatandaşları kendi ülkesi aleyhine kışkırtmıştır. Amerika'da bu konuda çalışan think tanklar var. Bu konuda yetişmiş politikacılar var. Uzmanlar var. Joe Biden'in e, yapacağı şey kaldığı yerden devam etmektir. Obama yüze güler, yüz müze gülüyordu. Yani gayet diplomatik bir dil kullanıyor. Ama arka plana baktığınızda dünyadaki birçok yerde turuncu devrimlerinde, Arap bağrında, Hong Kong'daki olaylarda Brezilya'da e, hepsi Amerika'yı suçladı. Macaristan'da hepsi ne dedi Macaristan? Sorusun şeyini kapattı, üniversitesini kapattı. Adeta Macaristan'dan kovdular. Nedeni de içeriği karıştırıyor diye. Şimdi bu ekip e, direkt olaraktan savaş değil e, bir ülkede kitleyi kışkırtma noktasında e, ideoloji ithalatı noktasında çalışan bir ekip. Tarihi belli, yaptıkları belli. Ha şimdi bu geldi. Aman biz hapı yuttuk mu? Hayır. Onlar düşünsün biraz da, yani evet Türkiye'nin ekonomik sıkıntısı var ama Amerika'nın yok mu şu an? Avrupa'nın yok mu şu an? Hollanda'da bu akşam daha Hollanda'da e, ciddi anlamda birçok elleri yaktılar bir, bir bölgede. Rusya'da görüyoruz işte. Yarın bir gün bu Frank Paris'te görüyoruz aynı şekilde. Yani e, Biden'ın stratejileri belli, Türkiye'ye yaklaşım belli. Fakat önce Amerika diyecek. İçeride içeride kendi ekonomisini toparlamak zorunda. Çünkü 50 milyona yakın işsiz var. Her ne kadar ödenek verse de yetmiyor. E, evsizler var. Kiradan evlerden çıkartıyorlardı kira ödemediği için. Önce onu durdurdu. Bir de Amerika kıtasında bir şey sağlamak istiyor. Yeniden bir mutabakat. İlk aradığı şey Kanada başbakanı, sonra Meksika'yı aradı. Bir de Güney Amerika'dan göç eğilimi var. Amerika kıtasına doğru açlık var. İşte Afrika'dan e, ilişkileri yeniden düzenlemek istiyor. Avrupa ile ilişkileri yeniden düzenlemek istiyor. Biraz sonra geleceğiz ama Hı. Avrupa Parlamentosu'nun e, Selahattin Demirtaş kararı da Biden'a e, koz vermek içindir şu an. Çünkü Biden e, bir yeniden demokrasi platformu inşa etmek istiyor. Yani bizim müttefiklerimiz demokrattır. Bunlarla bir platform inşa edelim. Kime karşı edecek bunu? Çin'e karşı var? edecek öncelikle. Rusya'ya karşı edecek. Peki bu mücadelede neye ihtiyaç duyacak? Yani Avrupa Birliği şu an nüfus yaşlanıyor, gerileniyor. Tüm raporlarda önümüzdeki 30 yılda Avrupa Birliği direkt aşağı doğru gidiyor. Kendi raporlarında. Amerika'da da öyle. Çin 2028'de İngiltere'deki bir rapora göre Amerika'yı geçecek. Çin Bilimler Akademisi dünyada Amerika'da tüm akademileri geçti. Patent e, e, yayın konusunda. Dolayısıyla Amerika... Çin'le mücadele etmek için, e, Rusya Rusya'yla mücadele etmek için ikisiyle de Türkiye kritik bir önemde. Yani öyle hat höt gibi şu an öyle diyor Sayın Büyükelçim çok güzel ifade etti e, Blinken'ın e, verdiği ifadede e, işte sözde stratejik ortak diye. Ancak yarın geriye başladıklarında e, Türkiye'ye karşı o şekilde normal dışı bir sert bir şey beklemiyorum ben. Çünkü buna kendilerinin de ihtiyacı var. Buna Avrupa'nın da ihtiyacı var. Almanya, Türkiye'nin e, e, Avrupa Parlamentosu'nda açıklamaları var ama bir tarafta Almanya, Türkiye'nin sık ilişkileri var. Hollanda ile ilişkileri var. Avrupa'nın kendi için öyle bir bütünlük yok ki. Ayrıca Joe Biden'in göremediği bir şey var. Çini Avrupa Birliği'nin de yanına alarak Çin'e karşı bir e, strateji belirlemek istiyor. Belirleme şansı biraz zayıf. Çünkü Avrupa Birliği Çin'le bir ticaret anlaşması imzaladı. Fransa'nın da Çin'de yatırımları var. Almanya'nın 4. Sanayi Devrimi noktasında ciddi yatırımları var. İngiltere zaten bu sistemin dışında kalarak da yeniden güçlü olabilmek için bağımsız hareket ediyor diyor şu anda. Öyle böyle blok bir şey yok karşımızda şu an. Şimdi Joe Biden pandemiyle birinci derecede 100 milyon kişiyi ben aşılayacağım diyor. Yani onunla uğraşıyor. Ee, Amerika'nın kendi içinde şimdi bir de e, 21. yüzyılın dijital dünya izyılı. Bu noktada yetersizlikleri var. Baş edemiyorlar. Çin 170 ülkeye telekomünikasyon tele, tele altyapısı kurdu. Hızla gidiyor. Nasıl çözecek bunu? Çünkü tüm istihbaratı kaybedecek. Joe Biden aslında başkanlık yardımcılığını bıraktığı dönemden çok daha farklı bir dönem. Tabii, tabii tabii tabii. Dolayısıyla Joe Biden'ın yerinde olmayı ki kimse istemez yani. <laughs> Çünkü düşündüğü gibi değil. Toparlayamayacak Avrupa'yı. Başka bir Avrupa var. Bunun nedeni de şu. Şimdi Joe, mesela Trump ne diyordu? Dünyadaki kurumsal yapıları istemediği için Çin'e sallayıp duruyor. Senin vergini artırdım, gümrüğünü yükselttim. Şu şirketlere git diyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'de Çin'in yaklaşımıyla Joe Biden'in yaklaşımı aynı. Yani Joe Biden hızlı bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'ne döndü, Paris İklim Anlaşması'na döndü ve Trump'ın çekildiğini döndü. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'de daha güçlenecek bir Birleşmiş Milletler göreceğiz. Şu ana kadar tamamen e, güçsüzleşen, sözünü geçiremeyen ama şu an çok güçlenmiş bir Birleşmiş Milletler. Belki yapısal değişiklikler de olabilir. Bakın Türkiye Aha. OECD Türkiye'ye geldi ofis açtı. Dünya Sağlık Örgütü geldi. Birleşmiş Milletler'e başka bir ofisi de daha geldi baktığımızda. Yeni bir kurumsal yapı oluşacak dünya. Bunu konuşacak ağırlıklı. Ee, Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili e, birinci derecede Halk Bankası'nı gündeme getirebilir. Zaten getiriyorlar. Ekonomik olarak da zaten yaptırmadıkları bir şey kalmadı. Eğer istihbarat noktada darbeyi de denediler. E, Türkiye kendi güvenlik konseptisini belirledi, yeni bir strateji çizdi şu an. Ee, dünya eski dünya değil, Amerika eski Amerika değil. O nedenle e, onlar Türkiye'yi nasıl ikna edecekler onu düşünsünler. Ben ona düşün öyle bakıyorum olaya. <laughs> Araya bir... girip gene bir Buyurun. bilgi bir şey yapayım. Onu belki söylersiniz ya şey yaptım ama böyle... efendim Rand Corporation biliyorsunuz Pentagon'a çok yakın çalışır. Biden'la hatta 21 yaşayayım. Ocak günü yeni raporunu yayınladı. Orada Biden'a telkin ve tavsiyeleri var. Çok tehlikeli bir tavsiyedir bu yalnız. Diyor ki İran, Türkiye ve e, pardon İran değil Türkiye İsrail ve Suudi Arabistan'ı kullanmak suretiyle Rusya İran konusunda dengeyi Orta Doğu'da sağlayabilirsiniz. Bunun dışında bir politikayı düşünmeyin diyor. Yani bizi bize ısrarla hep evet. Rusya'ya bir şekilde muhat, muhalif bir karşı çıkma noktasına taşıma politikası ısrarla üzerinde evet. olan İran'da var bunun içinde o da konuşuyor. Bir cümle doğru. ben söyleyeyim. Lütfen. Şimdi İsrail konusunu aile başlıkta konuşacağım dediği için onu ben söylemedim. Söyleyecektim doğru. Onun için Burada şöyle var. bir olay var. Bir bir cümlede evet. ben söyleyeyim. Şimdi Joe Biden'ın birinci hedefi Rusya. Çin kadar önemli. Peki Avrupa'nın enerji açığı var. Enerjiyi nereden karşılayacak? Trump bunlara kaya gazı satıyordu. Joe Biden Joe Biden karşı. Amerika'dan öyle gaz satma olayına stratejik olarak karşı. E Rusya'dan enerji gelmezse nereden gelecek? Tek çare var şu an. Tek çare derken bir, Türkiye ile masaya oturup, İsrail'i masaya oturtup, Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, İsrail, 2011'de olduğu gibi Sünni boru hattı deniyordu bunu o zamanlar. Sonra Şia boru hattı, Şii boru hattı girdi. Masaya oturtaraktan Joe Biden, böyle bir strateji geliştirebilir. Aynı zamanda Azerbaycan'la Türkmenistan kendi arasında e, Hazar Denizi'ndeki problemlerini çözdü. Türkmen gazı da Azerbaycan Türkiye yüzden devreye girebilir. Avrupa'da gaz olmadan, enerji güvenliği sağlamadan bir şey olmaz. Avrupa diyecek ki Joe Biden'a tamam Rusya'dan almayalım. Kuzey akımı iki iptal edelim. Türk akımını daha şey yapalım. Ne yapacağız diyecek. İşte orada yine İsrail-Türkiye denklemi gündeme giriyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının hemen ardından Rusya ile ilk kriz yaşandı. Kremlin Rusya'da gözaltında bulunan muhalif figür Navalny'nin serbest bırakılmasını isteyen destekçilerin protestolara başlamasının Ardından Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova da Amerika Birleşik Devletleri diplomatlardan izahat istediklerine belirtti bu konuyla ilgili. Aslında ilk kriz başladı diyebilir miyiz bununla? Yani bu tip şeylerde daha dakika bir gol bir diye bir şey olmaz ki hazırdı zaten o Rusya'ya gelişinde. Yani önceden olan şeylerdi bunlar. Amerikan Büyükelçiliği orada bir açıklama yapmış. Pesko onu söylüyor. Var mı yok mu tam bilemiyoruz ama Rusya'nın işi zor. Amerika'dan daha çok zor. Şimdi değil. Bunu bastırırlar ama gelecekte büyük sıkıntılar bekliyor Rusya'yı. Rusya.